haklıdır o an sana düşen dinlemek. Tartışırsan yanarsın, mümkün değil direnmek. Büyüyemezsin asla, evlat her zaman bebek. Annem cadıymış gibi dursa da, annem benim annem bir melek. Benim annem bir melek. Benim annem bir melek. Benim annem bir melek. Malum yerden ayrıldı. Tamam. Tamam tamam. Hadi başlıyoruz. Hadi bakalım. Sinem. Dikkat dikkat. Operasyon başladı. Tamam. Tamam. Geliyoruz. Hemen geliyoruz. Tamam. Tamam. Tamam efendim. Tamam. Canım başlamış. Hadi kalk. Çabuk. Tamam geliyor. Ve sigorta atmış. Evet. Uzun bir zaman oldu. Ama Bostancılı Neriman yine karşınızda. Hoş geldin Neriman. Buyurun. Yanlış kişiyi alkışlıyorsunuz. İzleyicilerimizi alkışlamak lazım. Hoş geldiniz. Thank you.
Anne, bir baksana. Ne var? Eğer dalga geçeceksen hiç uykunu açma. Sabahleyin dalga geçersin. Anne, ben seninle niye dalga geçeyim canım annem? Hı? Ben en az senin kadar özledim Çetin'i. Hı? Sen de duygularını niye saklıyorsun? Bir döksene bana içini. Sana mı? Evet, bana. Ha şöyle bir durumda bile bana laf sokmayı başarıyorsun ya anne. Bravo. Hadi gel kahve içelim, daha sonra yatarız. Otur. Kim yapacak kahveyi? Ben yapacağım. Şimdi 4 tane kahve yapacağım. Niye 4 tane yapıyorsun? Çünkü bu aileyi yeterince tanıyacak kadar eskidim. İyi geceler. İyi geceler. Sen iyi misin? Erman. Ağlamıyorsun değil mi? Niye ağlayayım be? Hem sizin ne işiniz var bu saatte burada? Senin ne işin varsa bizim de o işimiz var anne. Hadi oturun, kahve yapıyorum. Ya Neriman, sen de bir şeyi abartınca tam abartıyorsun ha. Hiçbir şey abarttığım yok Cahit. Ben bir anneyim. Hiçbir anne yavrusundan bu kadar uzun süre ayrı kalamaz. Anne, yavru dediğin adam koskoca adam ya. Bana bak, açtırma benim ağzımı. Bir çocuk ne kadar büyürse büyüsün, annesi için bebektir. Evladım, ikinci Ramses annenin oğlu olsaydı, o da yavruydu be. Hayır. 2 ay diye gitti. 5 ay oldu. Gelin gelin değil ki. Ya ben şimdi ne yaptım ya? Daha ne yapacaksın be? Daha ne yapacaksın? Baba. Yahu kadın dediği kocasını eve getirmeyi bilir. Ama nerede şimdi öyle kadınlar? Bak sorma bana. Baban bu yaşına geldi, 2 gün acaba evinden ayrı kalabildi mi? Vay. Bunu nasıl başarıyordun anne? Hi. What's going on? Günaydın Catherine Hanım. Gün aydın da bunlar ne? Domuz gribine karşı önlem alıyoruz da hanımım. Bu apartmanda domuz gribi mi görüldü? Hayır canım, her yerde domuz gribi var. Burada neden olmasın yani? Sıddık gibi bir domuz varken burada çıkması yüksek ihtimal yani. Kalbini kırıyor nasıl o? Kafanı kırmadığıma dua et. Peki bu masklar sizi koruyor mu? Biz televizyonda haberlerde gördük. Herkes takıyor. Biz de taktık. Look, böyle haberlerden falan gördüğünüz her şeye inanıyorsunuz. Cahillik yapıp panik yapıyorsunuz. Hiç gerek yok. No panic, no panic. Catherine Hanım doğru söylüyor ya. Tahsilli insanın hali bir başka be Sıddık. He vallahi ya. Ama biz cahil insanlar gereksiz yere panik yapıyoruz. Evet. Ama bak Catherine Hanım'a hiç panik yapıyor mu canım? Bence ne yapalım biliyor musun? Catherine Hanım bizi aydınlattığı için ona böyle kocaman bir sarılalım derim ben. He sarılalım. Kocaman böyle. No. Benim çok acil işim var biliyorsunuz. Okula gidiyorum. Sonra görüşürüz. Bye. Aslı ne oldu ya? Ha? Çantanı topladın mı Sinem ha? Topladım anne, her şeyim hazır. Öyle söylüyorsun, sonra mutlaka bir şey unutuyorsun. Bundan sonra kendi işlerinle ilgilenmeni istiyorum, tamam mı? Kocaman kız oldun artık. Tamam da anne. Ne? Bu Sıddık da ne münasebetsiz. Olmadık zamanda gelir. Gazeteyle ekmeği oraya koy Sıddık. Hadi yavrum, hadi, hadi. Babacığım. Yavrum. Babacığım. Çetin. Aşkım. Demek anneni doktora götürdün ha? Nesi varmış annenin? Annem iyi de doktoru yoğun bakımda. Hayda, niye? Annem sürekli aman hasta olsam ne olur, olmasam ne olur? Muayene etsen ne olur, etmesen ne olur? İlaç versen ne olur, vermesen ne olur dedikçe doktor fenalaştı. Metin abi ya. Ne var abi ya? Nalan abla minibüse bindiğinde ben binmeyeyim abi ya. Niye abi ya? Nalan abla benden daha komik abi ya. Karizmam çiziliyor abi ya. Maksut abi ya. Buyur abi ya.
Böyle laflar etmek için Çetin'in dolmuşta olduğu bir anı bekle be abi ya. Niye abi ya? Sana tek başına vurmanın bir anlamı olmuyor be abi ya. Ben buradayım ya Metin. Ben sizinle birlikte vururum bak. Oha ne lan? Vur dedik öldürün. 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 Maksut abi. Maksut abi. Öldü galiba. Yok yok kendine gelir birazdan. Ay kaçma oldum ben. Maksut abi. Bu parası niye kahvaltıda yoktu be? Nalan'ın annesi hastaymış. Onu doktora götürecekler. Sabah erken çıktı. Oo, daha evlenmeden kılıbıklaşmış. Ne olsun. Kılıbık mılıbık. Yanımızda ya sen ona bak. Yine konuyu Çetin'e getirme be sultanım. Zor bir şey mi? O kadar özlediysen atla bir uçağa git Antalya'ya. Onunla doy gel ya. Kolay mı Cahit? Ama bak içimde bir his var. Sanki kapı birdenbire açılacak, oğluşum içeriye girecek. Sanki yani. Öyle hissediyorum, ne bileyim ben. İnşallah. Hayatım, çayını nasıl özlemişim anlatamam. Afiyet olsun, bir tane daha koyayım mı? Hayır, istemiyorum. Çetin, anlatmayacak mısın? Anlatacak bir şey yok hayatım. Hayri Nisa'nın bütün şirketlerini satmış, adamın biriyle dünyanın bir yerine kaçmış. Nerede olduğunu bilmiyor bile. Ya ben de şirketin yeni sahiplerine alışamadım. Karşılıklı karar verdik, anlaşarak ayrıldık. Biz ne olacağız şimdi yani? Merak etme hayatım, iyi bir tazminat alıyorum. Bizi uzun süre idare eder. Hem o zamana kadar ben bir iş bulurum canım. Bulursun canım, tabii bulursun. Zaten ne karar alırsan al, bil ki ben senin her zaman yanındayım. Biliyorum canım. Hadi karşıya geçiyoruz. Anne nasıl bağıracak şimdiden merak etmeye başladım. Yavrum! Hemen topluyorum şunları hayatım. Ortada kalmasın. Merhaba Uşak. Güle güle. Güle güle diyorsunuz. Efendim? Efendim diyorsunuz. Ya bu ne deyim? Ay bir susar mısınız? Artist nerede artist? Biz nereden bilelim? Nasıl yani? Bugün buraya uğramadı mı? Yok. Allah Allah. Anne, o zaman ben işe gideyim. Oradan arayabileceğim her yeri arar bulurum ben artistimi. Tamam. Ben burada biraz oturayım, bir çay içeyim. İyi madem. Hadi hoşça kal. Buyurun. Merhaba. Merhaba diyorsunuz. İyi. Daha da nasılsınız? Nasılsınız diyorsunuz? Ya sen niye hep böyle diyorsun? Ne diyorum? Diyorsun diyorsun. Diyorsun diyorsun diyorsunuz. Ya sen de deme, o da demesin. Hiç kimse bir şey demesin ya. Bu deli mi? Ya, biraz kafadan üşütüktür. Aşısı var ama zararsızdır. Yalınız havlar, ısırmaz. Isırmaz diyorsunuz. Ya ben seni pek sevdim ha. Sen bayağı matrak bir karıya benziyorsun be. Ben de seni sevdim, iyi adamsın. Ben ikinizi de sevmedim. Acayip gideceksiniz. Kıskanç uşak. Baba. Vay sen nereden çıktın be burası? Yavrum. Anasının gülü gelmiş. Buraya kadar sağ salim geldim. Burada öleceğim, ben nefes alamıyorum ya. Yavrum canım benim. Anasının gülü. Gülü gülü gülü. Evli misiniz? Hayır dulum. Siz? Ben de dulum. Dulum diyorsunuz. Evet. Her türlü muhalefete karşın dul oğlu dulum. Senin dulunu niye şekerisi soksun? Şimdi siz dul, ben dul. Bu böyle olmaz. Bundan sonra siz dul dul olun. Az
firmasında bir iş buldum gibi. Büyük bir ihracat firması bir genel müdür arıyormuş. Arada da tanıdıklarım var. O iş olacak galiba. Hadi bakalım. Ha, iyi anne. Aferin. Anne. Ciddi bir şey anlatıyorum ya. E tamam yavrum. Herkes duyuyor seni, anlıyor değil mi? Duyuyorsun. Tabii tabii. Aç ağzını. Ha, aferin. Bak. Bu kadar üstüme gelirse Kuzey Kutbu'na gideceğim vallahi. E çocuğum zayıflamışsın vallahi. Ya ben şimdi bir komando olarak durumdan vazife çıkartıyorum. Evladım sen şimdi evine gidiyorsun. Ben o yemeklerin hepsini imha ediyorum. Cahit. Yahu Neriman. Çocuğun üzerine bu kadar gitme. Adam aylardır evinden uzak. Evli bir adamın annesinin yemeğinden daha çok özlediği şeyler vardır Neriman. Hadi. Ya orada bir yerde ekmek arası kotemete yiyeydik ya. Şimdi burada boşuna para gidecek ya. Bunlar pahalıdır da. Ha, para gidecek diyorsunuz. He. Ben ısmarlarım. Sende para çok galiba. Birazcık gelirim var. Emel de vardır sende. Ev diyorsunuz. He. Birkaç tane dairem var. Bak ya, bak şimdi ya, bak ya, bak, bak, bak. Sana böyle birdenbire bir kanım fokurdadı ki, yani anlatamam, içim içime sığmıyor ya. Fokurdadı diyorsunuz. Diyorum, fokurdadı diyorum. Oğluşum, ne zaman gideceksin yeni şirketle görüşmeye? Yarın sabah anneciğim. Ayşe boy ne olacak Çetin? Onu da yanıma alacağım. Başka sekreter benim kahrımı çekmez. Ya bana da şöyle güvenlik müdürlüğü gibi bir şey ayarla da ben de şu anından kurtulayım ya. Merhaba. Çetin! Ana! Durun ya. Bak annemden sağ kurtuldum. Ölümüm sizin elinizden olacak. Bırakın da. Sen nereden çıktın be? Önce Ece'ye sonra annemle babama anlattım. Artık bilenler bilmeyenlere anlatsın. Bilenler kim bilmeyenler kim? Bilenlerle bilmeyenleri bilmediğimize göre kim kime anlatacak nasıl bileceğiz? Bilmem. Hoş geldin, özlemişim ha. Gel. Oğlum yapma, boynu kırılır çocuğun. Anne sen karışma. Özlemişsin. Kolay gelsin. Çok güzel. Hayatım. Bu gündüz uykusu çok iyi geldi ha. Öyle mi? Hı. Antalya'dan geldim, büyü bozuldu tabii. Ne büyüsü? Gitmeden önce bana diller döküyordun, şimdi suratıma bile bakmıyorsun. Hayatım ne dil dökmesi, biraz abartmıyor musun ya? Ben? Evet. Abartıyorum. Hatırlatayım istersen. Ece. Hayatım. Erken geldin canım. İşleri müdürlere teslim ediyorum yavaş yavaş. Antalya'ya gidiyorum ya. Biraz da karımla vakit geçireyim istedim. Çok tatlısın. Kahve yapayım mı sana? Ha? Ne diyorum biliyor musun? Dışarıda yesek mi bu akşam? Olabilir ama Sinem gelsin. Biliyorsun okul durumları biraz karışık. Bir durumuna bakalım, ona göre çıkarız. Ha? Ece. Ben ne düşünüyorum biliyor musun? Hani derler ya, insan bir şeyin kıymetini onu kaybetmeden anlayamaz diye. Ben her günümü seninle geçirmenin kıymetini şimdi o kadar iyi anlıyorum ki. Her sabah uyanıp gözlerimi açtığımda yanımda seni görmek. Hani derler ya, bir kadının güzelliğini sabah uyandığında yüzüne bakarak anlarsın diye. Ben her sabah uyandığımda gördüğüm yüzüne hayranım hayatım. O kadar doğal, o kadar masum, o kadar tatlısın ki. İnsanın bin hayatı olsa, bin kere yeniden doğsa ve her doğduğunda yanında aynı kadını bulmak istese, yine onunla olmak istese. Sevgi herhalde budur değil mi? Günlük hayatın engamesi içinde elimizdeki mutlulukların değerini bilmiyoruz. Güneşli bir Nisan sabahı yanında uyanmak, tenini tenimde hissetmek,
kokunu ciğerlerime çekmek. Parmaklarımı saçlarının arasında dolaştırmak. Ece. Ben seni çok seviyorum. Ben de. Bak. Canım o zaman başka, bu zaman başka. Ne demek şimdi o? Ne demek o zaman başka, bu zaman başka? O zaman uzaklara gidiyordum, seni göremeyecektim. Şimdi ise her zaman elimin altındasın. Aa, demek ben senin elinin altındayım. Evet. Demek ben böyle bir malım. Bir eşyayım elinin altında duran. İstediğin zaman istediğini yapacaksın, öyle mi? Yok, öyle bir şey demek istemedim hayatım. Ne demek istedin peki Çetin? Ne malı? Ne demek istedin Çetin? Ne demek istedin? Ağzından çıkanın ağzını... Fermuarı geliyor ya, bak çizdi çizdi. Çetin, duyuyor musun? Sen Ece, ağzından çıkanın... Sakin ol ya, anneme benzemeye başladın. Bir günün içinde ikinci hakaret. Ben annene benzemeye gittim. Vallahi çıkın. Oh. Adil Bey, yuvaya dönüş yaptın galiba. Ama Hasıla ile Sıddık bu işten pek memnun olmaz söyleyeyim. Benim onlarla bir alakam kalmadı ki Nerman Hanım. Ben Nergis Hanım'a misafirliğe geldim. Siz nereden tanışıyorsunuz ayol? Nereden tanışıyorsunuz diyorsunuz? Öyle diyorum. Durak'tan. Adil Bey ile Durak'ta tanıştık. Çok iyi adam. Kalacak yeri yokmuş. Gel ben de misafir ol dedim. Artist ne diyecek bu işe? Artist artık yok ki. Nereye gitti ayol? Şey boyu bıraktı kaçtı. Olacağı buydu. Neyse üzmeyin kendinizi. Allah daha iyi bir kısmet verir inşallah kızına. İnşallah. Görüşürüz. İnşallah. Buyurun. Metin. Hı. Çetin'in gelmesine Ece sevinmiştir değil mi? Evet Nalan. Sinan da sevinmiştir değil mi? Evet Nalan. Neriman teyze de sevinmiştir değil mi? Evet Nalan. Cahit amca da sevinmiştir değil mi? Evet Nalan, evet Nalan, evet Nalan. Obama da sevinmiştir, Putin de sevinmiştir, Berlusconi de sevinmiştir. Hitler'le Mussolini hayatta olsalardı onlar da sevinirdi Nalan. Aa, onlar niye sevinsin ki? Onlar Çetin'i tanımazdı bile. Bak Nalan, gazı kökler önüme çıkan ilk duvara toslarım ha. Sus be! Sustu. Hep otobüslerde görürdüm. Böyle şoförle konuşulmaz diye yazı olurdu ama anlamazdım. Şimdi anlıyorum ben. Ne anlıyorsun şimdi peki? Baksana ne kadar sinirlisin. Seninle konuşulmaz vallahi. Nalan duvarı sen seç. Ama... Ben... Gel. Ne yapıyorsun? Anlaşıldı. Sen konuşmazsan çatlayacak. Bekle iki dakika. Sonra annem dedi ki, kızım dedi, niye dedi, sen dedi, tek başına dedi, alışverişe gidiyorsun dedi. Ben dedim ki, anne dedim, ben dedim, seviyorum dedim, tek başıma dedim, alışverişe gitmeyi dedim. Sonra annem dedi ki... Metin ben... abi. Buyur abi. Lütfen gazı sonuna kadar kökle karşına çıkan ilk duvara dal abi. Olur abi. Ama... Hayatım. Yorgunum, gerginim, başım ağrıyor. Artık hangisini istersen seç birini. Ben sadece iyi geceler diyecektim. İyi geceler. Dur sana bir şey anlatayım. Adam karısına çok düşkünmüş ama karısı biraz soğukmuş. En sonunda karısı adama demiş ki sonu aile biten günlerde bir şeyler yapalım. O gün günlerden cumartesiymiş. Adam sabretmiş. Pazar, pazartesi, salı, sonunda çarşamba gelmiş. O gece adam için harika bir gece olmuş. Gecenin sonunda karısı sormuş. Hayatım yarın günlerden ne? Adam da cevap vermiş. Perşembe. Böyle bir hikaye biliyordum, paylaşayım dedim. Güzel. Gel bakayım. Hı. Bugün günlerden ne biliyor musun? Ne? Perşembe. Gerçekten. Gerçekten.
Yalnızlık. Ne oldu ya? Sana bir haberim var. Neymiş? Nergis Hanım'la babam evlenmeye karar vermiş. Hayda, o nereden çıktı ya? Kim dedi? Şimdi servisten geliyormuş, hep Boy Hanım anlattı. Aman bırak Aslan'ım ya. Evlenirlerse evlensinler, bize ne? Çetin, Sinem hadi yumurtalarınız hazır, soğuyor, gelin. Of, bu nasıl bir baş ağrısı ya? Dilindi beynim. Öleceğim o arada. Ya baba lütfen. Gel buraya, kahvaltı yerine seni yiyeceğim. Çetin lütfen oturur musunuz? Çocuk gibi davranıyorsunuz, oturun. Ben çocuk değilim ama babam için aynı sayarız. Küçük hanımın dili ne kadar uzamış görüyorsun değil mi? Ver koparayım. Çetin, Çetin lütfen. Yerine geçer misin? Ece iyi misin sen? İyi gibi mi görünüyorum? Neyin var? Başım ağrıyor, migrenim tuttu. Biraz sessiz olsanız bana yeter. E hadi hemen doktora gidelim. Yok canım, ne gerek var? Siz gidince ilaç alacağım, yatarım geçer. Hadi kahvaltınızı edin, hadi. Soğudu. Ben sümeyeceğim. Hadi çocuğum, hadi. Hadi, servisin gelecek şimdi. Cahit! Metin! Kahvaltı 2 dakika gecikse söylenirler. Hazırlarım gelmezler. Bunlara yaranılmaz ki. Cahit! Bak şimdi bir kova suyla geliyorum ha. Susuk, susuk. Bırak, susuk. Susuk. Tepişip durmayın. Sucuk yok bugün. Yok mu? Yok. Sucuk yok ha? Yok. Önden sen bu evlat. Yok, sen babası, sen onun. Hayır, gel, sen geç. Gel, sen geç babası. Lan yürü geç yerim ben. Allah Allah. Zevzek abim geldi. Gel. Günaydın Ece. Günaydın. Hadi be müdür bozuntusu, gitmiyor muyuz? Oho, hem şirketle görüşmeye gideceksin hem hala masada oturuyorsun. Dur oğlum, çayımı bitireyim bir ya. Ben sana çay ısmarlarım, gel. Yok şunu içeyim onu. Tamam bırak, gel. Onu burada içeceğim. Ya gel yürü. Ya abi gel, sen ne yapacaksın? Yeter. Yeter diyorum. Yeter diyorum. Sizin diyorum. Yeter. Ece, sen iyi misin? Hayır değilim. E hayatım hemen doktora gidelim. Doktor istemiyorum. Benim ilacım sessizlik, yani sissizlik. Hemen gidin, yeter bana. Hadi. Toplarım ben, hadi git, hadi. Hadi kolay gelsin. Abicim önden sen. Kapı! Cahit! Cahit! Ne var, ne oluyor Nervan? Bugün benim temizlik günüm Cahit. Hadi topla pılını pırtını, hadi canım, hadi dışarı. Yahu Neriman, ben şurada bir yerde kırılır yatarım ya, hadi sen işine bak ya. Cahit, beni sinirlendirme. Hadi canım. Koydum gömleğini, pantolonunu yatağın üstüne. Hadi. Günaydın Neriman teyzeciğim. Günaydın. Günaydın Cahit amca. Günaydın canım, hoş geldin. Aa, sen yoksa başladın mı Neriman teyze? Ben geç mi kaldım? Yok hayatım, daha temizliğe başlamadım. Henüz Cahit'i kovma aşamasındayım. Aa, en eğlenceli yerinde gelmişim, yaşasın. Hadi, hadi siz devam edin, hadi. Adil amca size yerleşmiş ha? Adil lafını duymak istemiyorum. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Sen zaten söylemiştin Şebboy. Olsun. O kadar nefret ediyorum ki perçinleyeyim dedim. O adamın ne adını duymak istiyorum, ne sesini. Ve ne de fesini. Yani nefesini. Ya bana bir akıl verin ne olur. Şu Adil denen taş devrinden kalma yaratıktan acilen kurtulmam lazım. Benim aklıma bir fikir geldi. Benim de. Benim de. E ne? Hasıla. Hasıla? Hasıla. Yani sen Sıddık'la Hasıla'ya gideceksin. Senin problemini onlar çözer. Ay çok haklısın.
Ay niye daha önce ben düşünemedim bunu? Şoför bey, sağda münasip bir yerde ineyim ben. Yavaşlıyorum, atla. Anlamadım. Dur dur, tamam, yanaşıyorum, şaka. Sabah sabah bir meseleyi daha hallettik, üstünü çizebiliriz artık. Bence daha erken, çizme. Çizeyim, çizeyim. Çizme. Çizeyim. Çizme. Çizmeli kedi. Yok lan, komik misin sen? Uf anne ya, uf, uf. Biliyorum temizlik günün olduğunu. Ama halim yok hiçbir şey yapmaya işte, anlamaz ki. Temizleyebilsem kendimi temizleyeceğim, kurtulacağım. Ay. Merhaba. Merhaba Ketrin. Ece, benim bir problemim var. Burada birkaç tane adres var fakat nasıl gideceğimi bilmiyorum. Gel gel, girsene. Dur bakarım ben şimdi. Bir şey içer misin? Ha, yok sağ ol. Bir baksana. Ha. Şey, bunlar birbirine çok yakın yerler. Ben şimdi sana tarif ederim, gidersin. Gidersin. Ay. Ah, ne oldu? Ay. Sabah beynime bir ağrı saplandı. Hala acı çekiyorum yani. Kimseyi telaşlandırmak istemiyorum ama galiba doktora gideceğim. Çok fena çünkü. Ece, you are so lucky. Niye? Look, şimdi bundan bir tane al. Hiç ağrı falan kalmayacak. Ay yok yok, ben öyle doktora danışmadan ilaç falan alamam. Kesin kalsın. Oh no, bu ilaç değil. Sadece baş ağrısı için. Yok ben... Come on. Ay, alayım bir tane. Vallahi dayanamayacağım bu ağrıya çünkü. Hiç yaptığım şey değil ama. Ne yapayım? Rahatlayacaksın şimdi. Ay nasıl? Sabahtan beri burada inletti beni. Bir anda vuruyor böyle. Ay şuna geçir. Bak şimdi. Vay! Çitlemeyle evine devam ha? Yer açın bakalım bana da. Şöyle bakalım şunda. Şöyle. Güzelmiş ha. Şu anda nasılsın? Harika. Kesti. Bir anda kesti ama. Vallahi hiç ummuyordum ama kesti. Harika bir ilaçmış. Okey o zaman. Benim biliyorsun gitmem lazım çünkü dolaşacak çok yerim var. Doğru, doğru. Yalnız bir dahakine daha uzun gel. Böyle sohbet etmeye oturalım konuşalım, tamam mı? Tamam, teşekkürler. Hadi canım. Bye bye. Kolay gelsin. Bye bye. Gerizekalı. Gerizekalı koltuk. Ya Cahit amca. Heh, söyle bakalım profesör. Ya senin gibi koskoca bir adamın, eski bir komandonun böyle apartman önlerinde takılması ayıp oluyor ha. Hay ağzını öpeyim ya. Aynı şeyi söyleyecektim. Bakın lafı ağzımdan aldı Cahit amcacığım. Ne yapayım? Emekliler kahvesi için daha erken. Aa, ama böyle erkenden gidersen güzel bir yer kaparsın Cahit amca ha? Ya zaten her zaman boş. Ne zaman gitsem güzel yeri kaparım. Aman Cahit amca ya, erkenden gitsen cam kenarı kaparsın. Ya zaten kahvenin her yeri cam. Allah Allah. Ya ne ısrar etmeyin diyorsun. Öyle diyorum. Abi, ne olacak senin bu evlilik işi? Hoppala, nereden çıktı oğlum şimdi bu mevzu? Ne bileyim, böyle sessiz sessiz gitmeyelim diye bir mevzu açayım dedim. Abi, mevzu sıkıntısı varsa ben açarım bir mevzu. Açayım mı abi? Aç abi. Nasıl bir mevzu istersiniz abi? Ortaya karışık yap abi. Olur abi. Amerikan Kızılderilileri Hindistan'daki kutsal inekleri avlarsa Dalai Lama'ya ayıp olur mu? Mesela abi. Görüyorsun gelini değil mi? Sanki burası sadece benim evim. Gelin gelmiyor, kocası gelmiyor. Burada yemek yemiyorlar. Aa, olur mu Neriman teyze? Hep geliyorlar ya. Sanki diyorum Nalan. Aa, ben anlamadım Neriman teyze. Kime diyorsun? Yani diyorum ki burası onun da evi. Ama sanki evi değilmiş gibi ilgisiz kalıyor. Kim? Kilimci. Kilimci kim? Ben. Ay sen yanlış biliyorsun Neriman teyze. Şimdi benim ebem Ebe. Yani kilimci değil.
tamam ek iş olarak sanırım evlere dolma da gidiyormuş ama yanında hiç birini götürmüyormuş. Ay! Kapı! Oh! Gelin hanım, teşrif ettiler. Ne diyorsun anne sen ya? Bugün temizlik yapacağımızı bilmiyor musun? Saat kaç? Öğlen oldu be. Öyle mi? Temizlik mi? Temizlemene gerek yok. Buna da gerek yok. Kökten çözüm. Ver. Kökten çözüm. Gördün mü? Artık hiçbir şeye gerek kalmadı. Kendi payıma düşeni yaptın mı? Rahatladın mı? Ha? Gelin. Bana baksana sen. Esas sen bana bir bak. Bence ikiniz de birbirinize bakmayın. Başka taraflara bakın. Nalan! Sustum. Bana bak gelin. Neye sinirlendin, neye bozuldun bilmiyorum. Ama bu sinirli ayaklarla temizlikten kaçabileceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Burası senin evin. Ananın, babanın, kocanın evi. Bu evde temizlik yapılırken gelinle burada olup bana yardım etmeli. Tamam, tamam. Anladım. Temizleyeceğim. Bir susun. Ne istiyorsanız oradan başlayayım. Verin bana bir şey. Hadi. Al. Ben bunu alıyorum. Gör Manyak mısın sen? Manyağım. Manyağım. Evet manyağım ben. Bana bak. Sesimi çıkartmıyorum diye. Köpeksiz köyde değneksiz dolaşma. Yolarım saçını başına ha. Aa, ben o lafı hep duyarım. Gerçekten var mı öyle bir köy? Ne köyü be? Köpeksiz köy. Hadi bak ben çok sinirliyim. Sakın benim üstüme gelmeyin. Sakın üstüme gelmeyin. Üstüme gelmeyin. Eskiden öyle çarpılırmış. Artık böyle çarpılıyor. Ben yenisini de beceririm. Lütfen dur. Abartma nasıl kapı çarpılacağını öğrendi artık lütfen. Oğlum senin yüzünden iflas edeceğim be. Benim bu saatte durakta olmam lazım. Sanki senin işine çok yabancıyım ha. Bu saatler senin durağın sinek avlama saatleri. Sen de ne yapıyorsun? Gelmiş burada bedava kahve içiyorsun. Ne istiyorsun? Şişt, bana bak. Ece'nin hali neydi öyle? Bir iki saniye daha dursak vuracaktı bizi. Vallahi bir tuhaftı. Ben de onu hiç böyle görmemiştim. Yani bazı sabahlar beni öldürmek, şişe geçirmek, kıyma makinesinden çekmek falan geliyor içinden ama bu sabah bir garipti. Ben galiba biliyorum neden böyle olduğunu. Nereden bileceksin? Evli bile değilsin. Laf mı bu şimdi? Doktorlar hasta değildir ama hastaları sağlığına kavuştururlar. Tamam ben de anlamadım ne dediğimi ama ben nedenini biliyorum. Neymiş söyle o zaman. Çünkü sen karınla yeterince ilgilenmiyorsun. Kızcağız seninle mutlu bir hayatı olsun diye evlendi. Netice yemekti, bulaşıktı, çocuk bakımıydı, temizlikti. Sevdiği adam sabahın köründe gidiyor, gecenin köründe geliyor, sonra ölü gibi yatıyor, uyuyor. İşte buna evlilik deniyor. İşte sen böyle yaparsan kız hayatından bıkar tabii. Yani bütün bu öfke krizinin nedeni benim ona yeterince zaman ayırmamam mı? Aynen. Yok ya. Aha. Ailenin öteki evli erkeği de geldi işte. Ne haber be pırasalar? Çok iyi örnek oluyorsunuz ikiniz de bana. İkinizi gören evlenmeye tövbe eder. Ne oldu kovuldun mu baba? Annemin temizlik günüymüş de. Annemin temizlik günleri de üniversite sınavlarından daha sık değişiyor. Anne ne zaman temizlik yapmaya karar verirse o gün temizlik günüdür be pırasa. Bunun nesi var? Oho baba bütün sahneyi baştan mı alacağız şimdi? Ne biçim konuşuyorsun? Tanımla. Sana ne oluyor? Bak keyfin yerine geldi. Ben çarşı tutanlar yok. Vur baba. Vur baba. Vur baba. Vur baba. Vur baba. Sen bana beni niye vuruyorsun ya? Bu adam gelecekti başıma. Ne geldi başınıza Neriman teyze? Nalan Hanımcığım, siz şu durumda biraz sessiz olursanız daha iyi olacak bence. Sahi mi? Tabii tabii sessiz olurum ben. Ben ona gelin gibi davranmadım ki hiç. Hep kızım gibi davrandım. Ama onun yaptığını bak, havuç kadar değil. Ay nasıl bağırdı bana.
Hanımım, size bu kadar ciddiye almayın canım. Yani bütün gelinler aynıdır işte. Siz gelin olduğunuz günleri düşünsenize. Kim bilir neler yapmışsınız kaynananıza ya. Ben de az çektirmemiştim ona. Hoş, biz o günleri görmedik ama sizin gelinliğiniz Ece Hanım'ınkinden 10 kat daha sert olmuştur mutlaka. Benim kaynanam da benden 10 kat daha sertti. Ama kaynanası sert olan bir kadının geline karşı yumuşak olması gerekmez mi? Ben de yumuşadım zaten. Yani ben ondan 9 kat daha yumuşağım. Ya hanımım, ya kendine Ece Hanım'a gidelim. 2 kahve için. Barıştıralım sizi. Büyüklük sizde kalsın be hanımım. Hadi. Gidelim bari. Hanımım. Ne var? Şimdi pek sırası değil biliyorum ama beni 2 dakika bekler misiniz? Niye? Evde misafirim vardı, onları yollayıp geleyim diyorum ben de. İyi hadi çabuk gel. Bak eserler sonra gitmem ha. Hadi tamam, hoşça kalın. Ver bakayım şunu biraz. Oh, ferahladınız. Hemen bir şey bulmalıyız ya. Koca karı beni bekliyor. Durun! Otur Asla. Benim aklıma bir fikir geliyor aslında. Söylesene Sıddık Efendi. Şimdi, babam ne Haslay'ı sever ne de beni sever. Bunu biliyoruz değil mi? Evet, geç. Geçtim. Diyorum ki, biz bu akşamdan başlayarak her akşam Şeppo Hanımlara oturmaya gidelim. Hem zaten benim babamın evi ya. Giderim giderim, kim karışacak? Oldu. Ayol, ben Adil denen adamı kovmaya çalışıyorum. Bir de siz ikiniz mi geleceksiniz başıma? Şeppo Hanım, biz de zaten o Adil denen adamı kovmak için geliyoruz. Asla bir yandan, ben bir yandan babamı gıcık eder kaçırtırız. Hem babam bütün ömrünü bizle geçireceğini anlarsa evlenmekten vazgeçer, koya geri döner. Aferin Sıddık be. Kedi olalı bir fare tuttu ya. Ay, burada fare mi var? Manyak. Sensin manyak. Gelin. Ağzından çıkan lafı kulağın duysun. Senin duysun esas. Ben ikinizin de ağzından çıkanı duyuyorum. Biz seninkini duymasak iyi olacak Nalan Hanım. Hı? Aslan gibi oğlumu verdim sana. Şu haline bak. Aslan görmesek inanacağız bir de. Aslan, çetin. Nerede? Ana kuzusu, ana kuzusu. Senin yanında ağzını bile açamaz. Öyle erkek mi olurmuş be? Ben oğlunu aldım da kurtuldun sen. Ayol, benim oğlum seni almasa evde kalırdın. Çiroz. Ben mi? Senin oğluna gelene kadar. Oho! Elimi sal. Ne oluyor burada ya? Vurma bana. Çetin be. 4. Dünya Savaşı çıktı ya. 3. Ne 3? 3 çıkmadan 4 çıkar mı ya? Sana takip etmek zorunda mıyım? Ben 4 diyorum ya. Siz ne diyorsunuz ya? 3 diyorum. 4 diyorum, 4. Ben bu kadını boşa diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Ya karını boşarsın ya ben seni evlatlıktan reddederim. Ben de diyorum ki ya annen ya ben. Yeter artık be. Bıktım, bıktım. Bana nasıl bağırıyor görüyor musun? Pabuç kadar değil, çıkartıyor. Bak, ben seni bugünlere getirdim. Saçımı süpürge ettim. Yemedim yedirdim. İçmedim içirdim. Her zaman bir karı bulabilirsin. Ama anne asla. Bana bak şey. Bana ya. Ben de diyorum ki ben senin deli ananla beraber yaşamak için seninle evlenmedim, anladın mı? Ben seninle senin için evlendim. Ama eğer annenle yaşayacaksan senin tercihin. Ben de valizlerimi toplarım, annemin evine giderim. Bıktım artık, yeter. İstemiyorum onu, anladın mı? Bak ben sana ne söyleyeceğim. Sen bu kızla mutlu olamazsın yavrum. Ben sana söylüyorum, bir an önce boşa sen. Bırak onu, tamam mı? Bu benim kocam. Bırak beni sen. Oğlum sen oğlum, bu da benim kocam. Canım benim o. Tamam mı, ben senden daha çok seviyorum. Bırak çocuğunu yapmadı. Ben daha çok seviyorum. Çek. Ya Asla, ya bu Ece Hanım'a ne oluyor ya? Servise çıktıydım bir şey ister mi diye, ekmek falan. Az kalsın beni öldürüyordu ha, elinden zor kurtuldum. Valla bugünlerde Ece Hanım'dan uzak dursan iyi olur. Çünkü deli cesareti geldi. Koca karıya bile kafa tutuyor.
Allah Allah. Domates! Domates yazılacı yanı ara! Domates! Ne bağırıp duruyorsun be? Şey abla, herkes duysun diye... Niye herkes duyacakmış ha? Herkes senin ben sesini duymak zorunda. Hadi yürü! Hadi! Abla ben... Bak, vur ya senin domateslerini birbirine atarım ha! Hadi! Necmur'un sanki! Görmeyeyim seni bir daha burada! Siz ne bakıyorsunuz? Yok mu işiniz gücünüz? Almışsınız çekirdeği önünüze, çıt 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 sabahtan beri. Yok mu işiniz? Merhaba Ece, nasılsın? Sana ne? Ha, sana ne? Nasılsam nasılım? Sana ne? Oh my God! Anne, kızım bir derdi vardır, sana patlamıştır. Bir büyük olarak anlayış göstermen lazım. Evet Neriman, Palasa'ya katılıyorum. Neriman anlayış gösterecek. Neriman sinirlenmeyecek. Neriman her şeyi hoş karşılayacak. Yeter be! Ben bu dünyaya sizin kahrınızı çekmeye mi geldim? Olaya niye böyle bakıyorsun be anne? Gençler hata yapacak, büyükler de bunun hata olduğunu onlara gösterecekler. Evet Neriman. Öfke, öfkeyle karşılık vermek sana yakışmaz. Yok. Evet. O kadar uzun boylu değil. O kadar uzun boylu değil. Ben bu akşam Çetin'le konuşacağım. Ya ben, ya o gelin. Nereye gidiyorsun? Hava alıcı, öyle işte. Hayatım. Sen üniversite eğitimi almış birisin. Tepkilerin annemden farksız olacaksa neye yaradı o üniversite eğitimi? Bana bak Çetin. Tepemde Arif Verimli gibi konuşup durma psikiyatri her zaman çözüm olmuyor, tamam mı? Ben evimizin huzurunu sağlamaya çalışıyorum. Öyle mi? Yani huzuru ben bozuyorum öyle mi? Annen hiçbir şey yapmıyor. Tamam, tamam o zaman valizimi toplayayım, çekeyim gideyim annemin yanına. Sen de annenin huzur içinde yaşa, tamam mı? Ece ben öyle bir şey demek istemedim biliyorsun. Ne dedin peki? Ne dedin sen? Bir daha söyle bana. Ne dedin sen bana? Ha ne diyorsun bana, söyler misin sana? Ben de çok ayıp, çok ayıp ya. Burada durum nasıl? Korkunç, orada durum nasıl? Korkunç. Çıldıracağım ben. Hayır çıldıracağım. Çıldıracağım. Hayatım bak, bak ne orada durum nasıl? Korkunç. Burada durum nasıl? Korkunç. Orada. Sen bunu sormuştun galiba. Ya Nalan'cığım en ilgisiz durumlarda bile bir nalanlık yapmasan olmaz yani. Ya. Ne fısıldaşıyorsunuz be? Yok bir şey anne. Ne hiç öyle. Ne de? Yahu Neriman. Gerçekten abarttın sultanım ya. Her insanın bazı dönemleri vardır. Sinirlenirler. Etrafındakileri kırarlar. Sen görmüş geçirmiş kadınsın ya. İdare ediver gitsin ya. Niye hep ben idare ediyorum? Zaten bugüne kadar hep ben idare ettim. Barış için ben kalktım onun evine gittim. Ben, Neriman onun evine gitti. Ama onda papuç kadar değil. Ne yaptın? Senin uşağın yok. Git kahveni kendin yap dedi. Aa Neriman teyzeciğim, senin uşağın yok demedi. Senin uşağın mı var dedi. En iyisi ben susayım değil mi? Evet. Evet. Hatta daha ileri gideyim, ben dışarı çıkayım. Hadi, 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 hadi çık, çık, tamam ben gelirim. Kamu bir tane gelin vermeyecek mi bana ya? Hayatım, ne değişti ki sen böyle birdenbire anneme tahammül edemez hale geldin? Temizlik yaparken bana laf sokuyor. Her zaman yapıyordu zaten hayatım, yeni bir şey değil ki. Dırdır yapıyor. Ha? Zaten yapıyordu hayatım, yeni bir şey değil ki. Çekemiyorum artık Çetin. Çekilmez oldu. Zaten öyleydi hayatım. Yeni bir şey değil ki. Herhalde deli bu kadın. Ben de ona tahammül ettiğime göre deliyim. Zaten deli. Her zaman öyleydin hayatım. Yeni bir şey... Pardon öyle demek istemedim. Benim demek istediğim... Siz şimdi tartışıyorsunuz ya. Hatta bugün olduğu gibi kavga ediyorsunuz. O zaman sadece bu iki ev değil. Başka evler de çekilmez oluyor. Bak. Neriman Hanım'la Ece Hanım iyi geçiremeyince hayat bana zindan oluyor, zindan. Bana da ya, bana da. Bana da. Ya sizin burada ne işiniz var Ketrin Hanımcığım? Siz dairenizi alasanıza. Ben de bilmiyorum. Hadi o neyse ne de. Yani benim ne alakam var onu hiç anlamadım yani. Yine az da olsa bir alakam var. Benim ne alakam var bu sahneyle, ben onu anlamadım ya. Neyse yani burada ağlamamız lazım.
Alın. Yani birini teskin etmek konusunda hiç iyi değilsin Çetin. Ne yapayım hayatım, aceleye geldi, daha iyi bir sahne bulamadım. Çetin bak, ben ciddiyim. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Ben dayanamayacağım artık. En iyisi ben kalkıp anneme gideyim. Ya ne oldu böyle birdenbire? Ne mi oldu? Oldu işte. Dur hayatım, sen bana lazımsın ya. Oldu işte. Anne, senin bu tavrın beni korkutuyor vallahi. Ne varmış korkacak be? Yahu anne, sen Ece ile geçinemezsen yarın Nalan'la nasıl geçineceksin? Evet, Ece vurursa Nalan öldürür. Ayol, benim kimseyle geçinemediğim yok. Ben ona çok iyi davrandım. Kızım gibi davrandım. Hiçbir gün gelin olduğunu hissettirmedim. Ama onun bana yaptıklarına bak, papuç kadar değil. Yok yok, vallahi yüzünü bile görmek istemiyorum. Yani Çetin de onun tarafını tutarsa onun da yüzünü görmeyeceğim. Aman uygulayamayacağın şeyler söyleme. Sen Çetinsiz yapamazsın. Öyle bir yaparım ki hele damarım tutmasın. Bir de şöyle düşün anne. Sen ve Ece bu durumdayken biz ne halt edeceğiz? Ne demek o? Ne demek ne demek o? Biz de bu evde yaşıyoruz. Sürekli asık suratlar görerek nasıl yapacağız bunu? Değil mi baba? Bir şeyler söylesene. Söylüyoruz ya. Hiç boşuna çenenizi yormayın. O gelin bu evden gidecek. Hatta binadan. Hatta mahalleden. Hatta bu şehirden gidecek. Nasıl oldun hayatım? Sinirin geçti mi? Ya geçti Çetin. Geçti de başım yine ağrımaya başladı benim. Hayatım, hazır sinirin geçmişken karşı eve geçelim de annemden özür dileyelim ha? Yok. Yok yani. Bağışlamaz beni bugün yaptıklarımdan sonra. Onun için hiç gitmeye değmez yani. Boş ver. Bağışlar canım. Onun altın gibi bir kalbi var biliyorsun. Bağışlar mı? İyi o zaman. Ben bir sineme haber vereyim. Annem bizi vurursa ambulansa haber verecek biri olsun. Merak etme. Berke de yanında, o çocuk her işi halleder. Sina. Ay sinirim çok bozuldu. Hayret yani baba. Epey zamandır aynı kanalda duruyorsun. Ya birazdan Uğur Dündar başlayacak. Ben eskiden beri çok severim bu adamı ya. Ben de. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bildiğiniz gibi bugüne kadar hep haklının yanında, haksızın karşısında olduk. Nerede bir yolsuzluk, nerede bir usulsüzlük ve haksızlık varsa korkmadan üstüne gittik. Her türlü tehlike ve tehditlere karşın yılmadan halkın gerçekleri öğrenme hakkına hizmet ettik. Ve hizmete devam edeceğiz. Hey aslanım be. Her sözü doğru valla. Zaten Uğur Dündar'ı sevmeyen yok ki. Metin, Uğur Dündar Can Dündar'ın babası mı? Hayır Nalan, hiçbir alakası yok. Peki Dündar Kılıç'la bir alakası var mı? Hayır Nalan, hiçbir alakası yok. Peki kimle alakası var? Kimseyle alakası yok. Konumuzla da bir alakası yok Uğur Dündar'ın zaten. Konumuzun neyle alakası var? Ece'nin tavırlarıyla alakası var. Ayrıca sen biraz sussan da ben bir rahat etsem çok şahane olacak. Gel bakayım. Düşünüyorum da bu gelinin bizden sakladığı bir derdi var galiba. Ya da kafayı yedi. Niye? Bana karşı bu kadar ileriye gitmezdi hiç. Ha şöyle, işte bu benim annem. Aa Metin, senin annen olduğunu şimdi mi öğrendin? Hayır Nalan, zaten biliyordum annem olduğunu. Bu bir değiş. Bana bak Metin. Bu fırsatı kaçırma. Git hemen Çetin'le Ece'yi al. Annenin elini öpsünler. Bu olay da böylece bitsin ya. Hadi. Gelirler mi acaba? Gelirler. Gelirler. Aha. İyi akşamlar. Biz geldik. Hadi hayatım. Hiç bakmıyor mu? Ya bakar bakar. Ya. Anne. Ne var? Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Ama benim de çok umurumdaydı sanki. Ya anne özür dilerim. Özür dilerim. İyi tamam tamam. Ahtapot gibi sarılma be. Affettirme beni. Ama çok kırıldım ben sana. Yani, hakikaten. Yani benim bir anne olarak. Ay. Ne oldu? Çetin. Hah.
Cede yine başlıyor. Ne? Sen çekmecede periksiton diye bir ilaç var. Onu getirsene bana çabuk, çok çok fena. Hayatım, böyle doktora sormadan nereden çıktı bu ilaç? Sabahleyin Ketrin verdi. İçtim, bıçak gibi kesti. Hadi acele et, tuttu gene. Bir dakika, bir dakika. Ay, anne ya. Biraz önce ilacın adı ne dedin sen? Periksiton. Niye ki? Araştırmacı gazetecilik sözünü dinleyin bakalım. Bir başarı daha sergiledik ve büyük bir ilaç firmasının piyasadaki bir ilacının korkunç yan etkilerinin bulunduğunu ortaya çıkardık. Araştırmalarımız sonucunda firma yetkilileri de gerçeği kabul edip kamuoyuna açıklama yapmak zorunda kaldı. Söz konusu ilacın kullanıcılarda sinir krizlerine yol açan yan etkileri nedeniyle toplatılmasına karar verildi. Artık tüm dünyada bu ilaç toplatılıyor sevgili seyirciler. İlacı kullananların sürekli sinir krizleri geçirdiği ve çevrelerine zarar verdiği belirlendi. Sağlık Bakanlığı da ilacı bulunduranların hemen imha etmelerini istedi. Biz yine her zaman olduğu gibi halka zarar verenlerin takipçisi olmayı sürdüreceğiz sevgili seyirciler. Aa, demek bunun içinmiş. Tam zamanında yayınlandı bu haber. Vallahi gidip getiriyordum ilacı. Ben de bunun saçını başını yolacaktım. Sinirlendirdi beni. Ece teyze, Çetin amca koşun, Sinem çıldırdı. Ne? Ne oldu ki? Başı ağrıyordu, sizin ilacınızdan içti. İkinci cadı bankası. Sonra kahvaltı edeceğiz, biliyor musun? Biliyorum Neriman. O zaman niye yangından mal kaçırır gibi mutfağı yağmalıyorsun? Yangından mal kaçırmıyorum Neriman. Bizim hain evlattan sucukları kaçırıyorum ya. Cahit, hani eskiden de pek normal değildin ama gittikçe tuhaflaşmaya başladın. Lan 10 tane şoföre çay satılarak dükkan mı işletilir be? Oraya daha çok insanı getirmek lazım. Lazım diyorsun. Yok, kim gelir o köhne yere be? Köhne olursa kimse gelmez tabii ama yenilenirse yeni masalar, sandalyeler, ışıklar, saz, söz, müzik, yemek, herkes gelir. Gelir diyorsun. Gelir. Geldi. Merhaba baba. Merhaba baba. Güle güle. Madem burası bizim babamızın evi, biz de bundan sonra buraya sık sık geleceğiz değil mi Sıdık? Ne de olsa babamın evi. Ben artık kayfeye falan da gitmem. Sabahtan buraya gelirim. Oh, keyif çatarım vallahi. Lan! Kalkın lan oradan. Hem burada babanızın evi olmadı. Olmadı diyorsun. Ya sana demiyorum, onlara diyorum. Ayol, babanızın evi olmasına gerek yok ki. Ben sizin dostunuzum ve ayrıca burası da benim evim. Dolayısıyla istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Hasılacığım. Teşekkürler Şeppa Hanım. Sağ ol Şeppa Hanım. Baba, misafirliğe geldik. Ayıp yani. İkramın falan yok mu? Hadi git de bize bir kayfa yap. Hadi. Bana bak lan Zibidi. Başlatma şimdi babayın şarap çanağına. Kırarın kemiklerin valla. Beni var. Baba sen ne yapıyorsun? Nerede sucuk? Baban kahvaltıdan önce bütün sucukları mideye indirdi. Yuh be baba. Bir baba öz evladına ancak bu kadar büyük bir kötülük yapabilir. Evet, çok duydum ya. Tamam da gider aşırabilirsin burası. Sucuksuz bir tabaktan ne aşırabilirim ki? Sucuksuz bir tabak ağaçsız bir ormana benzer. Nereye? Karşıya, belki onlarda sucuk vardır. Ay baba oğul, ikiniz de delisiniz. Oğlum, o gelinin yemeği yenir mi? İsteseydin ben getirirdim sizin eve biraz sucuk. Böyle gelip masamıza çöreklenmene gerek yoktu. Ay Çetin,
Boş ver Recep, ben alışkınım bunun laflarına, umurumda değil. Biraz daha sucuk var mı? Yuh, beleş buldun diye hepsini yemek zorunda değilsin. Ben bitirmesem babam gelir bitirir yarın sabah nasıl olsa. Anne, ben doydum. Amcam o kadar çok sucuk dedi ki, insan yemese bile doyuyor. Hadi o zaman. Hadi, servisin gelir şimdi, geç kalma. Hadi yürü. Al canım şunları. Tatişim, okula mı gidiyorsun aşkım? Gel ben seni bindireyim ya. Gel. Anam beceremez. Mehdi, aman çocuğum, bugün sen de kendine dikkat et. Alışık değilsin burada yemeğe. Allah muhafaza bir şey olursa doktora git. Hoşça kal canım. Hoşça kal anne. Kendi önündeki ne? Orada gizli. Ay var devamı yaparım yine. Canım babacığım, ne iyi ettin de gene yerleştin bu apartmana. He vallahi, en azından her akşam gidecek bir kapımız var artık ya. Vallahi Sıdık haklısın ha. Bana bakın, üçe kadar sayacağım. Üç dediğimde sizi burada görürsem, bundan kendi hiç kimse göremez. Göremez diyorsun. Ay kimin evinden kimi kovuyorsun sorabilir miyim acaba? Sorabilirsin bence. Haydi sor, sor. Soruyorum. Bence bu soruya Nergis Hanım cevap versin. Hmm, versin diyorsun. Evet hayatım. Hadi şunlara ağzının payını ver. Hadi canım. Şimdi burası benim kızımın evi. Heh. Ama kızımın evi aynı zamanda benim evim de olduğuna göre burası benim evim. Biz de seninle evleneceğimize göre, sen benim zevcim olacağına göre benim de evim sayılır. Oo! Bu mantıkla gidersek, sen benim babam olduğuna göre burası benim evim de sayılır. Allah Allah, sen de benim kocam olduğuna göre burası benim de evim sayılır. Hay tamam, sorumu geri alıyorum. Ay bu gidişte Kuzey Kutbu'ndaki bir Eskimo bile gelse buraya benim evim diyebilecek. Buraya diyorsun. Annem gene tersinden kalktı galiba bu sabah. Her zamankinden daha sinirliydi. Evet, zavallı Ece. Ben senin yerinde olsam Ece'yi evden kaçırırdım. Ben de aynı şeyi düşündüm ama uzun zamandır görmediği bir arkadaşı gelecekmiş, sohbet edeceklermiş. Onu bekliyordum. Vah zavallı arkadaşı. Arkadaş arkadaşın külüne muhtaçtır abi. Yanlış oldu Maksut abi. Komşu diyecektim. Nasıl abi? Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Komşular arkadaş olamaz mı abi? Evet, olabilir. O zaman benim dediğim de doğru abi. Öf, amma uzattın be Maksut abi. Nereden çıkardın şu kül meselesi, muhabbetin içine ettin? Bırak şu külü ya. Bıraktım abi. Yok öyle orta yere bırakma Maksut abi. Al külünü de git. Biraz kül, biraz duman abi. Maksut abi, sen bir Hindistan desene. Hindistan. Yani sabah yine beni o kadar sinirlendirdi ki yeter anne be diye bağıracaktım. Ay Ece, sen de bir türlü alışamadın Neriman teyze. Ya tabii. Sen daha evlenmediğin için davulun sesi uzaktan hoş geliyor. Bak sen bir Metin'le evlen, o davul var ya kulağının dibinde böyle damladı damladı patlamaya başlar. Aa, Neriman teyzenin davulu mu var? Hay Allah, ben galiba yine yanlış bir şey söyledim. Ama sen dedin davul diye. Ben niye hiç görmedim? Yoksa Neriman teyze davulu bir yere mi saklıyor? Ay Nalan, bırak artık şu davulu. E daha görmedim ki Ece, nasıl bırakayım davulu? Nalan. Sustum. Ne haber kız kaçak? Yüzünü gören cennetlik. Bir evlendin, ortadan kayboldun. Ne yapalım, bir işin üç çocuk falan. Geçsene, geç. Eltim, müstakbel Eltim Nalan. Memnun oldum. Sana bir şeyler yapayım mı? Kahve mi istersin, çay mı istersin? Ay yok yok, hiçbir şey almayayım. Sağ ol canım. Nasıl gidiyor hayat? Vallahi ay başına kadar öylece evde oturuyordum. Ama bu ay başına hayatım değişti. Hayırdır inşallah. Ya bir arkadaşım vasıtasıyla Türk Sanat Musikisi Korosu'na üye oldum. Aa. Böyle haftada iki gün falan çalışmalara katılıyorum. Ay önümüzdeki ayda konserimiz olacak. Ne diyorsun? Ne konseri? Sen Nalan'a bakma istersen. O çok esprili konuşur böyle. Aa, ben şimdi espri mi yaptım yani? Harikayımdır ben. Ay sahi Ece, sen de gelsene. Ay çok eğlenirsin vallahi. Ben? Ay ben anlamam Türk musikisinden falan. Nereden anlayacağım? Ben Musun'dan anlarım, ötesinden anlamam. Ya zaten anlamayanlar için burası ayol. Yani bize öğretecekler işte. Ay kız gerçekten gel ya. Ya Ece gerçekten çok güzel olacak ve bana dua edeceksin. Görürsün. Öyle mi diyorsun? Hı. Aa anne. Merhaba. Merhaba. Misafiriniz varmış. Arkadaşım Ayla, annem. Aa memnun oldum. Çok memnun. Ben de memnun oldum. kızım.
Misafir gelince bana getirsene, doğru dürüst bir şeyler ikram edelim, değil mi? Canım, maşallah, maşallah. Neler konuşuyorsunuz bakalım? Ben de Ece'yi Türk Sanat Musikisi Derneği'ne üye olması için ikna etmeye uğraşıyordum. Pek güzel. Ay, ben de çok severim Türk musikisini. Rahmetli anneciğim de çok severdi. Hep bana derdi, kızım sesin çok güzel, kızım sesin çok güzel. Ama işte olmadı, yapamadık. Ben de gelirim. Gelirim vallahi. Ben de gelirim seninle. Söz. Gideriz beraber. Hem ben Ece'ye yardımcı olurum, çalıştırırım onu. Tabii tabii, beraber gideriz. Güzel. Aferin sana. Bir şey içer misin anne? Yok yok, içmeyin. Siz devam edin, devam edin sohbetinize. Bilin bakalım ben bugün nereye gittim? Türk Sanat Musikisi Derneği'ne. Aman ben hiçbir şeyi de ağız tadıyla anlattırmazsınız insanı. Sen yine anlat anacığım, biz sadece gittiğini biliyoruz. Orada neler olup bittiğini bilmiyoruz değil mi baba? Daha tatlılar gelmediğine göre ben her şeye he derim be parasa. Ama insan neye he dediğini bilmeden nasıl he diyecek? İnsan bilmediği bir şeye he diyemez ki Cahit amca. Sana ne? Ben derim. Neyse. Ben de musikiye gideyim dedim. Hem bizim geline de yardımcı olurum. Vakit de geçer. Oh, iyi. Şahane. Sen şimdi annem Türk Sanat Musikisi konusunda bilgili biri olacak diye oh neyi şahane dedin değil mi? Hayır. Annen prova gidecek, ben evde yalnız kalacağım diye dedim be prasa. Geliyor tokat. Terbiyesiz. Çetin. Efendim hayatım. Sence ben annenle Türk Sanat Musikisi korusunda ne kadar dayanabilirim? Ne olur. Belki anneme müzik terapi gibi gelir de ehlileşir ha. Zaten ben kendim için korkmuyorum ki, korodakiler için korkuyorum. Bir bakarsın annem sahnelerin aranan az solisti olmuş. Dizi dizi albümleri çıkarıyor. Ay sus. Duyarsa bizi parçalar vallahi. Ne şişeriz ama değil mi? Dur artık bir yerde dur, başım döndü. Nana, aslında sana bir araba alsak çok iyi olacak. Ay gerçekten mi? Peki ama neden? Böylece evine kendi arabanla gidersin, ben de yarım saat daha fazla uyumuş olurum. Sen beni sevmiyorsun. Nanacığım, normal olarak bir erkek sevdiği kadına araba alacağım diyorsa bu onu sevdiği anlamında yorumlanır. Sen nereden vardın bu neticeye ya? Baksana, beni eve bırakmak sana zul geliyor. Nalan'cığım ne olur konuyu değiştirelim. Seninle baş edecek gücüm yok. Bak bak mesela annemle Ece'nin koroya katılmasına ne diyorsun? Ay keşke ben de katılsaydım diyorum. Benim sesim çok güzeldir. Bak bir şarkı söyleyeyim sana. Deodun na gezdersin. Yüzle dine süzersin. Nalan'cığım ne olursunuz. Beni sevdiğini söyle susayım. Deodun na gezdersin. Nana şimdi kaza yapacağım, lütfen sus. Ne olur da gezersin. Tamam, tamam, tamam söyleyeceğim. Yani seni eve bırakırken söylerim. Ne olur da gezersin. Nana, inek kuşum aklını mı kaçırdın? Şimdi böyle bir durumda seni seviyorum denir mi? Denir. Dedim ben de. Ne zaman dedin? Seni seviyorum denir mi derken dedim. Ne olur da gezersin. Gözlerimi süzersin. Nalan, lütfen, ne olur gülüm. Beyoğlu'nda gezersin, gözlerimi sözler söyle. Beyoğlu'nda gezersin. Nalan! Thank you.
Ne oluyor ya? Niye uyandırıyorsun be? Ben seni uyandırmasam sen bütün mahalleyi uyandıracaktın Neriman. Beni siz yarattınız, beni siz yarattınız diye bağırıp duruyorsun ya. Evet. Beni onlar yarattı. O sahillerinde bekliyorum her zaman. Olmadı ki. Ada sahillerinde bekliyorum. Fark etme nasıl güzelce. Ada sahillerinde bekliyorum. Güzel oluyor değil mi? Hayatım sen iyisin değil mi? Niye oradan kötü mü görünüyorum? Yok sen böyle şeyleri ciddiye almazdın da. Neyleri ciddiye almazdım? Anneciğim farkında değilsin belki ama sabahtan beri şarkı söylüyorsun. Yok, koro çalışmamız var. Gitmeden önce kendimi havaya sokmaya çalışıyorum, sesimi ıslatıyorum canım. Anne, bana bir imza versene. Yani ileri dönme olunca hayranların sıraya girer, bana da sıra gelmez. Bak şuna, bak, bak, bak senin her zaman sıra. Senin sıraya girmene gerek yok imza olmaya. Ay, domates işini niye sıkıştırıyorsun canı alacağım be? Sıkıştırıyorum çünkü hak etti. Daha şimdiden dalga geçmeye başladı şarkı söylememle. Haklı çocuk. Kayda şarkı söylemeye kalkarsa komik olur mu? Kim? Ben miyim karga? Bir dakika. Şuna bak. Ada sahillerinde bekliyorum. Farkında mısın? Çalıştım sabahleyin. Beyoğlu'nda gezersin. Gözlerin. Ada sahillerinde bekliyorum. Ada sahillerinde bekliyorum. Ya Aslı. Ne? Ya bu koca karıyla gelinin şarkı söyleme macerası daha ne kadar sürecek ya? Daha başlamadı bile. Vay uyanık vay ya. Teşekkür ederim. Günaydın Aslı teyze, günaydın Sıddık amca. Hay Allah. Size karşı bir hata yaptığımda bana küstünüz mü yoksa? Ne oluyor burada? Hadi, herkes inem, kaçın kurtarın kendinizi. Ben sana sorayım. Ne haber? Şşş, canımızı kurtaralım, yürü. Ne haber? Beni de bekleyin be prosalar, beni de bekleyin! Kahretsin günceler ya. Sence ne kadar sürer bu? Ne? Aman be. Annemle Ece'nin şarkı söylemeleri. Vallahi hiçbir fikrim yok ama bir an önce bunu çözmemiz lazım. Böyle devamlı şarkı söylerlerse yandık vallahi. Mahvolduk. Abi ben de çok severim şarkı söylemeyi abi. Aman söyleme abi. Aklından bile geçirme abi. Ama müzik ruhun gıdasıdır abi. Ruhumun gıdasızlıktan ölmesine razıyım abi. Abi bir tane söyleyeyim beğenmesen başka söylemem abi. Bu da ne ya? Acayip bir konsensüs oldu ha. Sustum abi. Evet hanımlar. Hazırsak başlayalım. Son ki... 3, 4. Tenni, tenni, tennenni, terenen. Tenni, tenni, tennenni, terenen. Tenni, tenni, tennenni, terenen. Tenni, tenni, tennenni, terenen. Tenni, tenni, tennenni. Ay! Ay yeter! Tenni, 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 terenenle olacağız be! Hanımefendi lütfen dersin kurallarına uyalım. Ha bir tenni,
İki tenli. Sen sabahtan beri tenli tenli deyip duruyorsun. Sen başka bir şey bilmiyor musun çocuğum? He? Hanımefendi, Türk musikisini öğrenmek istiyorsanız bu kurallara uymak zorundasınız. Bu bir ses provası. Yani böylelikle gırtlaklarımıza nasıl hükmetmemiz gerektiğini öğreneceğiz. Lütfen rica ediyorum. Evet bayanlar, derse dönüyoruz. Son, ki, üç, dört. Tenni, tenni, tenenni, terelen. Tenni, tenni, tenenni, terelen. Ana yemeğini sen yedin. Ana yemeğini sen yedin. Merhabayım hopalım, merhabayım. Oo, veli nimetlerim gelmiş. Gelmiş diyorsun. Aferin, aferin. İyi temizle. Yağın da benim olacak bura biliyor. Ula olursa olsun. Ben kafamı dağıtmacamla beraber olayım da varsın burası senin olsun be. Burayı öyle bir yer yapacağım ki senin atmacan bile hopadan uçup gelecek lan. Hopadan diyorsun. Uymadı ki. Hı. Gelecek diyorsun demen lazım. Ha, uysa da diyorsun, uymasa da diyorsun. Bugünlük bu kadar yeterli. Yalnız daha olmadan önce bir duyuru yapmak istiyorum. İki hafta sonra bir konserimiz olacak. Bir soliste ihtiyacım olacak. Sanırım bunu da sizin aranızdan seçeceğim. Lütfen ona göre çalışırsak sevinirim. İyi akşamlar. Çıkacağımız saati nereden öğrendin de geldin sen? Yok be, ben otobüste olmuş beklemeyesiniz de kapının önünde bekledim. Anne. Aslan oğlum benim. Hayırlı evlat işte. Hep böyle büyüttüm ben. Nasıl geçti bakalım gününüz? Vallahi bütün gün tenli tenli deyip durduk. Annem neredeyse orayı dağıtacaktı biraz daha devam etseydik. Neyse. Bir iki hafta sonra beni solist seçecekler de millet şarkı dinleyecek. Seni mi solist seçecekler? Hoca birini solist seçeceğiz dedi. Neriman Turuncu'yu solist seçeceğiz demedi anne. Benden başka kimi seçebilirler? Beni seçebilirler. Seni. Pardon. Yani solist olmak için biraz usul, erkan, adap bilmek gerekir. Pardon ama bunları bilmediğimi nereden biliyorsun? Eyvah. Biz bir iki hafta öldük, bittik, mahvolduk. Neriman! Neriman! Ay başlayacağım Üsküdar'la be! Kocası burada neredeyse açlıktan fos septik çukuruna gidecek. Bu takmış Üsküdar'a gitme ya! Neriman! 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 Ne var Cahit? Görmüyor musun çalışıyorum? Yahu Cahit, Cahit oğlu böyle zulüm görmedi Neriman! Ya. Ben burada açlıktan geberiyorum. Sen orada Üsküdar'ın derdindesin ya. Cahit, patlama. Çorba yapıyorum. Hem de çalışıyorum, beni meşgul etme. Katibime halalı da gömlek ne güzel yaraşır. Katibime halalı da gömlek ne güzel yaraşır. Yangın olur. Biz yangına gideriz. Ay nasıl kötü oldu, bir dakika. Yangın olur, biz yangına gideriz. Niye bu kısmını yapamıyorum? Yangın olur, biz yangına gideriz. Nerede yangın olur? Nerede olursa olsun gideriz Nalan'cığım. Ay, Metin'e söyleriz, o bizi götürür değil mi? Nerede olursa olsun. Ama yangın olmazsa nereye gideriz? Nalan susacak mısın? Sustum. Şunu çalışayım ben. Beyoğlu'nda gezersin. Ben mi? Biraz daha konuşursan Karacaahmet'te gezmeye başlayacaksın, haberin olsun. Yok yok. Ben Beyoğlu'nda gezmeyi tercih ederim. Ha güzel. Güzel. Sevdiceğim. Bak bütün konsantrasyonumu bozdun. Sus orada.
ve yolunda gezersin, gözlerini süzersin. Aa. Olmadı. Good afternoon kapıcılar. Alo, kapıcılar. Hello. Katrin Hanım. Kulaklarımızda pamuk vardı da bir şey söylediyseniz duymadık. Neden kulaklarınızda pamuk var? Bundan. Oh, amazing. Siz bu yüzden mi kulaklarınızı kapatıyorsunuz? Evet. Peki kapatmasanız ne olur? Bu olur. Kadifeden kesesi. Kadifeden kesesi, kahveden gelir, kahveden... Neriman, kahveden gelsin sesi ya. Kulağımın dibinden gelmesin Allah aşkına ya. Cahit, sen bir sanat düşmanısın ve benim yeteneğimi kıskanıyorsun. Ya yetenek olsa canım kurban Neriman. Cahit. Efendim Neriman. Yarın kaşarlı köfte yapmayı düşünüyordum, biliyor musun? O zaman baştan alalım Neriman. Kadife'den kesesi. Ada sahillerinde bekliyor. Ada sahillerinde be. Ada sahillerinde. Hayatım ya, lütfen dediğini yap ve hakikaten git ada sahillerinde bekle. Hatta Grönland adası veya Madagaskar sahili de olabilir. Çok güzel destek oluyorsun Çetin. Sabah erken iş görüşmesine gitmek zorundayım. Ben de solist seçilmek zorundayım. Eğer annen solist seçilirse hayatım boyunca benimle dalga geçer, anladın mı? Tamam. O zaman sen çalışmalarına devam et hayatım. Sen nereye gidiyorsun? Biliyorum, bu kadınlara has bir laf ama ben annemin evine gidiyorum. Ay, çok umurumdaydı. Çalışırım. Şimdi tavrı aldın mı ses çıkıyor. Ada sahilleri oturur aşkım mar oynar. Ah ciğerim, ah ciğerimin sesi. Olamaz, burada da mı aynı sahne? Sonra bir saniye bile uyuyamadım. Ben de size gelmeyi düşünüyordum. Bizim evde de durum aynı. Ne yapacağız şimdi? Benim aklıma bir fikir geldi. Gel gel. Nereye ya? Şahane bir fikir. Hadi. Durun be. Beyler bak. Masal. Dur baba. Dur. Solist seçimi ne kadar sürüyormuş? İki hafta. Oo, iki haftada ölürüz biz ya. Neden ölürüz? Abi. Şimdi Alana söyle, şu anda onu kaldırabilecek durumda değiliz. Nalan, sen şimdi sus. Ben daha sonra sana her şeyi anlatacağım, tamam mı? Tamam. Aa, neyi anlatacaksın? Nalan, sus. Sustum. Çocuklar, kafayı çalıştırıp bir şeyler bulmalıyız. Katılıyorum. Aa, ben anlamadım ama ben de katılıyorum. Medusa gibisin Nalan, sana bakan taş oluyor. Aa, bak Metin, sen de Medusa oldun. Ama bu farklı. Önce senin sözlerinden ve gözlerinden oldu, şimdi benim kültürümden taş oldu. Yahu, burayı üniversite işerdiniz be. Baba, bunlar evlenince Kars'ta bir ev tutalım bunlara, bir daha da buraya gelmesin. Önce şu ananla karından kurtulalım, bunları sonra düşünürüz. Aa, Metin. Korkma tatlım sen, korkma, çayını içer. Tri tro tra. Evet evet Ece Hanım, oluyor ama biraz daha konsantre olmanız lazım. Böyle ciğerlerinizden yükselen sesi direkt karşıya bırakmayın. Damağınıza çarptırın. Damağıma çarptıracağım, tamam. Tamam, şöyle mi şimdi? Tri tro tra. Evet evet, şimdi birlikte tekrarlayalım. Tamam. Tri tro. Vallahi canım. Pek de gençti. Aslında benim bir nenem vardı. O da ölürken böyle sesler çıkardıydı ya. Tri
Ne yapıyorsunuz siz orada? Can çekişiyor da. Hanım, benim bir nenem vardı. Çekilin mi? Bu gelin içeride tek başına mı? Yok. Abuk subuk bir kadın geldi. Bir saattir içeride çıkmadı. Anam, belki de Azrail'dir ya. Seni kurnaz gelin seni. Başaramayacağını anlayınca hoca tuttun değil mi? Hele dur. Bostancılı Neriman bir çalışsın. Sana gösterir gününü. Koca karı da gidici galiba. Aslan, benim bir nenem vardı. Allah aşkına ya. Ha. Senin neneni köpekler kovalasın Sıddık. Sen koş ben kovalayacağım. Ya, hadi. Ya nenem de vallahi billahi çok yedim Neriman Hanım. Hocam olur mu? Çok güzel. Allah aşkına yiyin. Bak bu portakallı, bu elmalı. Hı hı. Sizin için yaptım ellerimle. Ben çok güzel yemek yaparım. Hele bir solist olayım. O zaman sizi ellerimle besleyeceğim. Henüz solistin kim olacağı belli değil Neriman Hanım. Siz görmüş, geçirmiş, feleğin çemberinden geçmiş bir hocasınız. Yani ben burada dururken o kaknem karılardan birini solist yapacak haliniz yok. Ya da benim şu beceriksiz gelini. Yani sahne dediğin usul, erkan ister. Şöyle çıkınca kadın sahneye yakışmalı. Mesela benim gibi. Bakın, isterseniz size bir de şarkı söyleyeyim. Beyoğlu'nda gezersin, gözlerini süzersin. Sevdiceğim, ya vuracağım, niçin niçin beni üzersin. Sakın beni üzme, tamam mı? Beyoğlu'nda gezersin, gözlerini süzersin. Ah, bu kızını çok seviyorum. Çok güzel. Beyoğlu'nda... Tamam, bir dakika, bir dakika. Beyoğlu'nda gezersin. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Evet, evet. Bunu ben zaten bunu çok severek yapıyorum. Ama en çok ben ada sahilleriyle ilgili şeyim var. Onu çok beceremiyorum. Ada sahilleri. Evet. Ada sahillerinde bekliyorum. İşte bana lerinde oluyor. Orasını hiç sevmiyorum. Bir nefesime tamam. Nefes. Hayal olur biz yangına gideriz. Yangın olur biz yangına gideriz. Düz ovada keklik gibi sekeriz. Düz ovada keklik gibi sekeriz. Ay çok güzel söylüyorum. Söylüyorum Allah aşkına. Bak söylüyorum. Harikasınız. Beyoğlu'nda gezersin, gözlerini süzersin. Allah sevdiceğim, sayıracağım. Niçin niçin beni üzersin? Sevdiceğim, aman Allah, yavrucağım. Niçin niçin beni üzersin? Beyoğlu'nda gezersin, gözlerini süzersin. Sevdiceğim, yavrucağım. Niçin niçin beni üzersin? Gel bana gel. Sevdiceğim, yavrucağım. Niçin niçin beni üzersin? Ah, ah, ah. Niçin niçin beni üzersin? Ah, ah. Niçin niçin beni üzersin? Ya Maksut abi, senin ne işin var burada ya?
Şarkı söylemeye geldim abi. Ne şarkısı abi ya? Beyoğlu'nda gezersin, gözlerini süzersin. Durun! Yavaş! Duyacak! Asıl sen yavaş ol. Yavaş derken bütün mahalleyi uyandıracaksın. Aha, uyandı. Operasyon başarısız oldu. Senin gibi bir komandonun yönettiği operasyon bu kadar olur işte. Nereye götürüyorsunuz onları? Nereye olacak Neriman? Bu pırasanın minibüsüne. Kahvaltı yapmaya. Yani sessiz bir kahvaltı. Yani iki haftadır Özlem'in duyduğumuz bir kahvaltı. Aman oturun evinizde kahvaltı edin. Ben bugün şarkı söylemeyeceğim. Akşam konserim var. Gırtlağımı dinlendireceğim. Ya Aslı. Bu akşam koca karıyla gelinin konseri varmış, he mi? Biz de gidecekmişiz, he mi? Gitmesek olmuyormuş, he mi? Ya niye ki ne ya? Ya koca karı bizzat kendisi davet etti. Sıkıysa gitme. Good morning kapıcılar. Morning. Morning. Why are you so sad? Ya akşam koca karının konseri var da ondan. Oh really? Ha really really. Oh my god. Mutlaka ben de gelmeliyim. Ya bu Amerikanlar deli ya. Biz kaçmaya çalışıyoruz bu gitmeye. Ha. Asla. Bu arada İngilizcemizi bayağı bir geliştirdik ha. Yes. Very good. Okay, ben şimdi kaçayım sonra görüşürüz tamam. Bye bye. Bye. Bu da deli ya. Tatlı deli de. Hepiniz konumuzun bu güzel konserine hoş geldiniz. Umarım bu güzel şarkıyı beğenmişsinizdir. Evet efendim. Şimdi de alkışlarınızla bu gecenin solistini sahneye davet etmek istiyorum. Lütfen alkışlarınız kesilmesin ve huzurlarınızda gecemizin solisti Aysel Hanım.
Bir dakika, bir dakika. Sen şaka mı yapıyorsun? Bu kadın mı söyleyecek şarkıyı? Neriman Hanım, yerinize geçer misiniz lütfen? Ben yerimdeyim. Yani tam yerimde. Solistin yerinde. Anneciğim, gel yerimize geçelim. Boş ver, ay, boş ver. Sen kaçma bir. Ezik, geçirin. Bostancılı Neriman dururken bu kaknem karı mı söyleyecek şarkıyı? Sizi terbiyeye davet ediyorum Neriman Hanım. Ay, ben senin davet ettiğin hiçbir yere gelmem. Kim bilir solist olmak için ne işler çevirdin ha? Aa, Allah kuru iftiradan saklasın. Siz herkesi kendiniz gibi mi sanıyorsunuz? Cahit, ne dedi? Ne demiş atalarımız? Hı? All's well that ends well. Yani iyi biten her şey iyidir. Onu İngilizlerin ataları söylemiş. Bizimkiler ne demiş? Boş ver artık, esprisi kalmadı. Aa, bizimkiler espri mi yapmış? Nala. Sustu. Bu koro işi devam etseydi uzun bir süre yemeklerimizi minibüste yemek zorunda kalacaktık. Evet, eski günlere döndük çok şükür. Bak Ece, bundan sonra koro, müzik falan yok, tamam mı? Olsa bile annenizin haberi olmayacak. Merak etmeyin, annemin ağzından uzun süre müzikle ilgili bir şey duymazsınız. Neriman, ne yapıyorsun ya? Cahit, koroları onların olsun. Ben opera sanatçısı olmaya karar verdim. Yarından itibaren gerekli her yere başvuracağım ve ders alacağım. Gelin, istersen sen de gelebilirsin. Ya belki becerirsin. Ha! Lalluya! Ha! Ha! Lalluya! Ah be, hayatım, senin çayını nasıl özlemişim. Pardon, adapte olamadım bir anda. Zaten ne bu söyleyeni önüme bakmaya başladım. Olsa yani. Ah be de diyor ya. Ah be de diyor. Hayatım, çok özlemişim senin çayını. Aşkım, nasıl da özlemişim senin çayını. Anlatma. Ya oraya bir dolma bir şey istiyor ya, yanlış oldu. Dolma mı? Çok özlemişim çayını hayatım. Bir tane daha vereyim mi? Olur. Yani hayır, sağ ol demeyecek misin? Yok, ama olmayayım. Bu kadar özlemişim, hiç içmeyeceğim ben. Aslında sevmemiş değil mi çayı? Yok, yeter. Buyurun. Canım, o zaman başka, bu zaman başka. O ne demek öyle? O zaman başka, bu zaman başka. Ne demek? Nasıl başka olabilir ki? Hayatım, o zaman uzandır da bismillah. Ağzından çıkardın. Sen var mı? Farkında değilsin. Ne demek istiyorsun? Ya Ece, ne demek Allah istiyorsun? Aşkına ha? Sakin ol. Bak, anneme benzemeye başladın. Neyin var? Başım ağrıyor, migrenim tuttu. Sabah başladı, fena. Giderek daha fena. Bana bir cümle söyleyin. Kafamın ucu nasıl geçmiyor? Oo, hem şirketle görüşmeye gideceğim diyorsun, hala masadasın. Ne? Gel. Günaydın Ece. Günaydın. Hadi ben müziğim, müziğim. Aa, müziğim. Nasıl? Dur oğlum, çayımı bitir. Yok, Ece biliyor, gülmesin. Ben hastayım, pardon. Hakkı yok. Bu kadar da güzel kuşlar. Takmanın işleri tükecek valla, çıktı yerden. Tamam, çıktı, tamam. Köpüğün birisi oynuyor zaten. Hazır. Kamera. Bir çıkıyor, kayıt akıyor. Buyurun. Dur, bekle, çayımı bitireyim. Ben sana çay üstüme alırım. Pardon. İndirin, indirin. Ben sonra geçtim zaten. Yanlış yaptık, hemen kafayı yürü, ağzınıza yazar. İndirin, dur oğlum, çayımı bitireyim.
Karışma sen. Benim ağzım. Sen bizim hayatımıza karışamazsın. Hocam gideceğim. Hadi hadi. Buradan konuşacaksın tamam mı? Anlaşılacak. Önce kendi ağzınıza sonra çocuğun ağzına takacağız. Ay yeter! Yeter! Yeter Metin, kime diyorum? Var ya yeter diyor. Yeter dedim. Sen Ece'yle geçinemezsen yarın Nalan'la nasıl geçeceksin Ece? Dedi 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 dedi. Hayatım. Hayatım. Bak sen üniversite eğitimi almış birisin. Hareketlerin annemin hareketinden farksız olacaksa ne oldu o eğitim? Çöpe gitti. Hayatım, hayatım. Bak sen üniversite eğitimi almış birisin. Tepkilerin annemden farksız olacaksa ne oldu o üniversite eğitimi? Hiç. Bana bak Çetin. Hı. Tepemde Arif Berimli gibi konuşup durma. Psikiyatri her zaman çözümü olmuyor tamam mı? Hayatım ben evimizin huzurunu sağlamaya çalışıyorum. Toparlamaya çalışsın ama. Niye? Bu. Bana da şuna karşı bu kadar geri gitmez. Hazır. Buyur. Niye? Bana karşı bugüne kadar... Bana karşı bu kadar ileri gitmez. Buyur. Niye?